Ayda milyonlarca lira kazanmayı kim istemez? Biz size kimin istemeyeceğini anlatalım. Bir insan düşünün, 300 kitabı olsun. Her kitap onlarca baskı yapsın, 80 dile çevrilsin. Milyonlarca satılsın, internet sitesinden milyonlarca kez indirilsin. Bir insan düşünün, ayda binlerce dolar gelir elde edebileceği yüzlerce internet sitesi olsun. Ve bu sitelerine reklam dahi almasın. Bir insan düşünün, Ramazan programlarına çıkan kişilere yüz binlerce lira verilirken, bu insan sadece Ramazan'da bir saat değil, 10 yıl boyunca her gün sabahlara kadar canlı yayın yapsın ama hiçbir ücret almasın. Bir insan düşünün, yaptığı program Rütük tarafından en çok izlenen programlar arasında gösterilsin. Böyle bir kanalın reklam gelirleri milyarlarca lira olsun ama bu kişi yaptığı programlardan hiçbir ücret almasın. Bir insan düşünün, 40 yıl boyunca hayatını bu saydıklarımızı yapmaya adasın. Fakat bunların karşılığında 1 TL dahi almasın. Bunu da Allah'ın sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kişilerdir. Emrine istinaden yapsın. Halbuki bu kişinin kitap telifinden, televizyon ve internet reklamlarından, televizyon programlarından elde edebileceği gelir, bugünkü değeriyle milyarlarca Türk lirasıdır. Böyle bir insan gördüğünüzde, bu insanın tüm bunları maddi güç için değil, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığını hemen anlamaz mısınız? Şimdi bu insan nerede dersiniz? Şüphesiz Allah adaleti emreder. Emrini her cuma duyarız. Bunu hayatımıza yansıtmak Allah'ın emridir. Bu nedenle illüzyona aldanmayın. Güzellikleri çirkinlik, doğruları yanlışlık gibi gösterme görevini üstlenmiş deccali odaklardan uzaklaşın. Doğruyu görmek ve anlamak kolaydır. Vicdanınızı izleyin. Önüne çekilen sinsi perdelerden arınmak insanı temiz akıllı ve adil yapar. Ve unutmayın, Allah temiz akla sahip olanları sever.